Çok önemli bir konu daha var ünlülere geçiyoruz özellikle Batuhan'la İsmail Balaban arasında geçen tartışmalar sevgili Murat Özer'i senin bununla ilgili notlarını merak ediyorum evet, bakalım abi, şey orada. neler söyleyeceksin abicim Yani şimdi ikisini de dinledim Uzun konuşmalar Uzun konuşmalar Restleşmeler Uzun bak az ve öz konuşmak bana göre daha güzel her zaman. Az ve öz konuşacaksın. O kadar uzattılar ki ikisi de. Anlatıyorlar, anlatıyor. Biri bir şey diyor, biri bir şey diyor. O ona bir şey diyor, o ona bir şey diyor. Bakıyorum, dinliyorum, dinliyorum. Bir sonuç çıkaramıyorum. Yani beni çok yordular yani. Dinlerken yoruldum. Vallahi yoruldum. İkisi de yordu beni yani. Bir sonuç yok. Biri tutarsızlıklar var. Çok tutarsızlıklar var. Yani şimdi bak bir, bir şeye çok takıldım mesela. Bak diyor ki Batuhan diyor ki abi diyor üçünde de bana hayırlı olsun demedin diyor. Üç SMS'te birinci oldum diyor. Üçünde de bana hayırlı olsun demedim diyor. O da diyor ki dedim diyor. Arkadaş hanginizin dediği doğru ya? İkinizden biri yalan. Ya diye. ikinizden birisi yani bu kadar tutarsızlık olur mu? Birinin dediğiyle birinin dediği hiç alakasız. Birbirlerine bir şeyler diyorlar sonuç yok. Ee, aralarında bir anlaşma yok. Bir diyor ki mesela bir tanesi beni arkamdan hançerledi diyor. Bir tanesi diyor ki. İşte oyuncu değilim ben diyor. Senarist hiç değilim falan diyor. Birbirlerine bir şeyler söylüyor. İki dakika sonra benim en iyi arkadaşımsın diyorlar. <laughs> Vallahi anlayamadım. Yani ikisinin konuşmalarını. Bak 58 yaşına geldim. Topladım, 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 topladım. Aha bir tane kelime etmedi. Yapma be Murat abi. Vallahi etmedi ya. Senin bak şu anda notların evet. mutlaka bir tarafta olmanı, bir fikrin Hayır, vardır. Hayır tarafta derken dedi? şöyle. Şimdi İsmail Balaban'ı söyleyeyim o zaman önce. Tamam. İsmail Balaban kardeşim. Bak İsmail Balaban'sın. Sen bir baş pehlivansın. Tutarlı olmak zorundasın. Sana bu yakışır. Ama İsmail'in tutarsızlıkları var. Bak, dost acı söyler. Ben İsmail'i çok seviyorum ve karizması var. İşte İsmail Balaban onu saygıyla orada seyrediyorum yani ben. Anladın mı? Ama tutarsızlıkları da olduğu zaman da söylemeyeyim mi kardeşim? Yani ne yapayım yani ben? Söylemeyelim mi yani? Tutarsızlıkları var, Allah için var. Yani bir de tamam şimdi gelecek tepkileri bir yumuşattın. Eee Hayır ya, <laughs> yo şimdi söyleyeceğim tutarsızlıklarını söyleyeceğim. Tutarsız Şimdi bak sen İsmail Balaban'sın. Bak geçen gün bir şey oldu. Çok ağrıma gitti benim. İsmail Balaban'ın orada ağırlığını ortaya koyması lazım. Merve İsmail Balaban buraya gel dedi. Yalan mı kardeşim? Doğru. He? Doğru. Evet. Doğru ben. Yalan mı konuşuyorum? Doğru. Bana lan dedin dedi. Bak tüylerim diken diken oldu. Gel buraya dedi. İsmail Balaban sen orada ne yapacaksın biliyor musun? Öyle bana gelmel falan ne oluyoruz ya? Sen bana nasıl öyle gelmel dersin? Ondan sonra orada bir ağırlığını koyacaksın ve tavrını göstereceksin. 10 saniye sonra Merve'yle çak çuk, çak yaptı. Olmaz. Sen orada ağırlığını koyacaksın. Sen orada sana birisi gel gel gelmel derse dur hop bakayım diyeceksin. Nereye geliyorum ya? Doğru konuşmuyorum kardeşim Allah için söyleyeyim. Doğru konuşuyorsun öyle bir İsmail adam, Balaban... bir ilgili İsmail Balaban'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet. Hatırladığım kadarıyla İsmail Balaban'ın kadınlara karşı bir saygısızlığını gördük mü bu zamana kadar? Düşünüyorum bak şimdi düşünüyorum. Ben şimdi orada onunla çok düşün... fazla konuştuğunu da görmedim. Yok ben... şöyle. Ö ha, ödüllerde sıkıntıları olmuştu. Öyle mi diyorsun? Hatırlayamıyorum. Ödüllerde ben. onu götürme beni götür kız. Abi götürüp götürme değil değil. Hayır ben ondan bahsetmiyorum. Evet. Direkt kadınlara karşı bir saygısızlığı oldu bizim hatırladığımız. Şimdi ben onu düşünüyorum. kimin var ki? İsmail'in bazı yarışmacıların oluyor. Yo, İsmail bazı yarışmacıların oluyor. Ben görmedim. Ha, İsmail Balaman'la ilgili şöyle bir tespit evet. yapayım. Bir kadın İsmail Balaman'a seslendiği an İsmail Balaman pamuk gibi oluyor gibi hissettim ben. Ama şimdi bak seslenmek ayrı. Orada bütün Türkiye'nin seyrettiği bir şey. Orada herkes orada. Herkes oradayken Merve'nin o hareketi hiç etik bir hareket değil bir kere. Lan dediğini düşünüyorsa gayet etik bence. Kim lan dedi? Lan dediğini düşünerek dedi ya bunu. Ha? Dur bir dakika bir şey diyeceğim sana. <laughs> bir dakika. <laughs> olay, olay. Bir dakika. Bir dakika. O zaman çok güzel Bana bir yere çarsızlık şuradan. Ben lan demedim diyor İsmail. Şimdi bak. Eğer İsmail Balaban sen ona lan demediysen ben de sana lan demedim diyorsan o zaman benim dediğimi yapacaksın. Evet. Ha lan dediysen o zaman sin. <laughs> Tamam mı? Demedim, Ama ya. sen lan demedim diyorsan sana o yakışmıyor işte. O zaman sen lan demediysen diyor, İsmail orada demedi. da gel buraya diye çağırırsa eğer sen de orada tavrını koyacaksın. İsmail balaban olduğunu göstereceksin. Sonra bak şu da var. Yine bir şey var. Bugün mesela diyor ki ben diyor kaptan olmak istemiyorum falan falan diyor. Gonca'ya ben kaptan olayım demişsin. Acun da aynı şeyi söyledi. Söylemedi <laughs> mi? Söyledi. E diyor ki Gonca'ya ben kaptan olayım demişsin. Ayıp Bana oy ver demişsin fakat hala diyorsun ki ben kaptan olmak istemedim şimdi bak ayıp mı Murat abi kaptan olmak istemesi ayıp mı? hayır Değil. ben ayıp demiyorum ayıp zaten. demiyorum ama İsmail Balaban bak benim için ben sana bir şey söyleyeyim mi benim için İsmail Balaban şuraya gelse benim karşıma gelse ben onu saygıyla karşılarım çünkü benim için çok önemli bir adam benim başımın tacı İsmail Balaban ama Survivor'da tutarsızlıklar yapıyor benim hazmedemediğim de bu kardeşim yapma diyorum ya şu yapmış oldukları tutarsızlık sana daha ağır böyle lafını geçirecek İsmail balabanım diyeceksin orada böyle tutarsızlıklar içine girmeyeceksin. Ama yani Murat abi adam tamam baş pehlivan olabilir mi evet. sen adama adamın karak, farklı bir karaktere bürünmesini istiyorsun adamın karakteri budur sen diyorsun Merve geldiği zaman Merve tepki tep tep gösterecek. Evet öyle bir adam daha değilsin daha tepki bir adam. derken tepki derken şu kardeşim ben gidip Merve'ye saldır demiyorum <laughs> tepki e, fizik olarak surat olarak hal ve hareket olarak bir tepki vereceksin. Demek ki öyle bir adam değil. Tamam ama bak o zaman da sana gel gel de 5 saniye sonra da çak çak yapmayacaksın. Ee, öyle belki öyle bir adam. Allah Allah benim gözümde öyle değil. <laughs> Gözünde öyle değil mi? De, ben e, de öyle bir adam. Ben ki öyle bir adam değil. Ama neden böyle yaptığınızı ya Hayretler içerisinde ya da, seyrediyorum. Ya da sen yani. bu hareketleri ona yakıştıramıyor olabilir Heh, misin? Işte onu diyorum işte. Ama yani. belki adam böyle bir adam. Ya ben hiç ben o İsmail Balabara birisi mesela şeyde özel hayatla böyle gel 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 filan diyecek öyle özel mi davranıyor? Değil ne? ki burası. Normalde de İsmail daha naif bir adam. Öyle evet. güreşi daha sert olsun falan öyle bir beklenti var ama hayır normal hayatında da naifmiş zaten adam. Öyle bir, çok böyle sert bir adam değil. Merve çağırınca da gidebilir ki bunda bir sıkıntı yok. Ama yani, şimdi bak. Çağırma var. değil. Merve Merve çağırırsa gider değil benim anlattığım. Murat abi bir şey söyle. Merve'nin çağırma olayından artık bir kopabilir miyiz? He. Bugün İsmail ile Batuhan arasında geçen evet. bir söz diyaloğu var. Bunlarla ilgili ben esas notlarını merak ediyorum. Kime haklı buluyorsun? <laughs> Batuhan'ı mı haklı buluyorsun? İsmail'i mi, İsmail mi haklı buluyorsun? Kaptanlıkla ilgili e bir yalan söylüyor üstü. Ya ya İsmail ile e bir Abi ben da söyleyeyim sana. Şimdi Batuhan da e, bir şeye takılmış mesela. Beni arkadan hançerledi. Yani ben Batuhan'ı çok seviyorum da Batuhan senin hançerlendiğini falan ben öyle bir şey görmedim yani. İsmail seni hançerlemedi. Ben öyle bir şey görmedim yani gördüğümüz kadarıyla. Bir abartı vardı. Seyrettiğimiz mi? kadarıyla seni arkadan hançerlemedi. Kim kimi hançerler? Kim? Kim kimi hançerler? İhanet etti diyor bana. Adamı soktuğu pozisyona şöyle, bak. Şöyle bak. Adamı soktu. İsmail için demiyor aslında. Kim için? Benim bak, için. Hayır, bir dakika dinle. Şöyle <laughs> diyor, adamın derdi şu. Ben diyor çocukluğumdan beri diyor. Dizi setlerinde falan gittim diyor. Oralarda çalıştım diyor. Beni çok arkadan hançerleyenler oldu diyor. Ben diyor bu yaşıma kadar hep böyle böyle geldim buralara diyor. Beni çok arkadan hançerleyenler oldu diyor. Ama genel olarak hayatta bunlar başıma geldi e, diyor. Bir burada hafta da önce diyor. röportajda da söyledi. İsmail abi beni sırtımdan vurdu e, evet işte. Genel hayatında bunlar oldu diyor. Burada da geldim diyor. Bu sefer de İsmail abi beni hançerledi diyor. Halbuki ben İsmail onu hançerlediğini düşünmüyorum. İsmail Balaban İsmail Balaban da şeye takmış kafayı. O da mesela bu kaptanlık olayına tam. İkisinde de bir kaptanlık olayı var. Verin şunun ikisine kaptanlık rahatlasınlar ya. Semih'e dönelim. Semih neler söyleyeceksin? Ee, kim haklı kim haksız mı? İsmail Balaban, Batuhan tartışması ile ilgili senin notları nelerdi? Kim haklı kim haksız? İkisi de aynı şeyi söylüyor aslında. Hı hı. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama ikisi de birbirini dinlerken tahammül edemiyor. Çünkü ikisi de şampiyon olmak istiyor. İşin özü bu. Batuhan sadece ee, şöyle söylüyor ya ben takımın iyiliği için dış yardan bir gözün yorumlamasını istiyorum falan filan diyor. Bunların hepsi bir hikaye. Batuhan hep kendi iyiliği için hamleler yapıyor. Ama yaptığı hamleler takıma da yarayan hamleler olduğu için takım vurgusu yaparak yediriyor oradan ve oradan sıyrılıyor. Ama kurnazca hareketler güzel. Ama bu gerçekleri söyleyelim. Batuhan bir de şunu çalışmış. Diyor ya 138 136 bölüm izledim. Çalıştığı noktada bir e, önemli bir nokta. Çalışırken senin kitapçığında yanında onu da çalışmış onu söylemiyor. Yani, i̇lerleyen bölümlerde söyler muhtemelen. O kitapçığa da gelecek yani. O kitapçıkta da bir konu var biliyorsun. Çok önemli ve hassas bir konu. Direkt oyları yerle bir eden bir konu ki halkın buna hiçbir tahammülü yok. İhanet. Ama ortada ihanet var mı? Yok. Yok ama Batuhan buna çalışmış. Bir ihanet kisvesi altında İsmail'i bitirme operasyonu. İtibarsızlaştırma projesi Batuhan'ın projesi. Doğru değil, etik değil. Etik bulmuyorum yaptığını. Ama yapıyor mu bunu? Başarıyor, şöyle başarıyor. Öyle bir sıkıştırdı ki başpehlivanı. Başpehlivan çok sıkıntılı bir konseye geçirdi. Görüyoruz o da kendini açıkladı ama... Şimdi arkadaşlar böyle başarılı sporcularda benim gözlemlediğim bir sıkıntı aslında var. Aslında pehlivan şöyle bir açıklama yaparken ben oyuncu değilim derken aslında şunu söylemeye çalışıyor. Ben Batuhan anlattığı kadar kelimeler kullanamam, laf kalabalığı yapamam. Senarist, Belki evet. yani bunları diyor böyle İsmail, İsmail Balaban diyor. İsmail evet. Balaban bunları yapabilecek bir adam değil. Uzmanlığı o noktada değil zaten. Değil. Yani. Bir de bu tarz böyle elit sporcuların gözlemlediğim bir eksiği var. Eleştiriye çok kapalılar. Kesinlikle. Çünkü hep övüldükleri için bir eleştiri duydukları an bütün devreleri yanıyor. İşte İsmail için Survivor Bunda çok Buna bir şey daha var. ekleyebilir miyim izin verirsen? Bireysel sporcular. bir, bir de bireysel. Çok bireysel sporcular bireysel. abi. Yani bu adam hayatı boyunca hadi İsmail, yap İsmail, en büyük sensin, kral sensin, yaparsın. Buna alışmış adamlar bunlar. Bireysel. Ee, Survivor İsmail için çok büyük bir deneyim olacak. Diğer tarafta kim var? Batuhan Karacakaya. 10 yaşımdan beri setlerde büyüdüm diyor. 10 yaşında entrikanın içine girdi. <laughs> Kimler vardı o aşkı memnun evinde? Anlatsanız ha. Ya o senaryoyu anlatın Kıvan, bana. Neler o evet. Batuhan <laughs> çocukluğunda bunları yaşadı. Öyle bir iddiada bulunuyor ki. Abi dediklerim hep beni diyor bu bu pozisyonlara soktu sırtım. Beşir abisini şimdi zan altında bırakıyor. Zan altında bırakmadı. Meğer abisini bırakıyor vermiş. Be, be... be kardeşim gerçek Nasıl? hayat mı ya? <laughs> dizi de Yalnız Yok. bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Dizide geçenler de yine de gerçek hayattan evet, farklı çocuk yani hepsi yani. senaryo onları okuyor. Belki küçük yaşta gerçek zannetmiş olabilir onları. Murat abi, sana bir şey, şey söyleyeceğim. Bak yorumlar. şöyle Batuhan'a şu noktada hak vermek lazım. Sadece dizi yani bizim izlediğimiz kadarıyla televizyon önünde olan olaylar değil. Arka tarafta da ne entrikalar dönüyordur. Kim kimin rolünü çalmaya çalışıyordur. Kim kimi ekarte ama etmeye hayatta çalışıyordur. hayatta her yerde var. Furkan dedi var. sadece Tabii. dizilerde dedi ki her yerde şey var. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada Va da arkamızdan. E, tamam ama işte zaten bir şey olay ne? Ekran önü. Ekran önü başkadır He. abi. Burada yani hani ben sana şöyle söyleyeyim. Para mı para mı daha çok tehlikelidir? Şöhret mi daha çok tehlikelidir diye sorarsam şöhret derim ben. Paradan daha tehlikelidir. Semaya dönüyorum şimdi. Evet buyursunlar. Ya bu konu hakkında tek söyleyeceğim şey şu ki şu haklı bu haklı diyemem. Ee, i̇kisi de sadece yaşadıkları şey rekabet. İyi ya da kötü sonuca odaklanmışlar. Liderli her türlü liderliği istiyorlar. Kaptanlığı istiyorlar. İşte oylamada birincilik istiyorlar. Best of'ları istiyorlar. Sadece bir, bu bir rekabet. Olayın son noktasına gelmek çağrı. istiyorum çağrı. ben. Çağrı. Çağrı, <laughs> çağrı tabii. Tamam, tamam. Çağrı. Ara. Hani ben kaptanlığı hiç düşünmedim. Ama madem öyle biraz da Baton orada işte Çağrı abi hep sen bizi birleştirdin. E, sen bizim abimizsin dedikten sonra Çağrı'da bir hani böyle lamba yanıyor ya yukarıda. Bir lamba yandı. Madem ki ben ikisini birleştirip sözümü geçirebiliyorum. Neden kaptan olmayayım ki ding diye bir şey yandı. Çağrı da kaptanlığa adaylığını koydu. Olur mu bilemem çünkü sanki böyle öykü İlayda falan çok sıcak bakmadı gibi geldi arkadan bana ama Çağrı değişik bir hamleyle konseyi renklendirdi. Ee, bence güzel bir hamleydi Sebebi bu şey arada. Desem, ha. Orada çağrı söylüyor, burada diyor entrika çevirenler var. İsim ver Batuhan, ben, Batuhan ver, işte, isim ver, isim ver. İsim vermiyor. Ama musun? neden demedi Siz onu? Çağırıyor ki, Siz nasıl insanlar, kaptansınız? Ben evet, olacağım diyor artık. Onu Yönetime el koydum. Insanlar, neden ben yok. söyledim? Demedi. Mesela ben birkaç kişiye böyle baktım galiba o, galiba bu diye. Bağır, hemen girdi. Ben söyledim, ne var, niye diyemediler? Ben söyledim. Yani. Sergen bir tanesi diyor ki orada mı oldu burada mı oldu? Öykü diyor ki tamam, oradaysa ben kapatalım. söyledim buradaysa o söyledim. Bak, Öykü ve Sergen kendini ele verdi zaten. Cümleleri yani... var. Öykü kapatalım çağrı diyor burası yeri değil. Sergen diyor ki hangi oyunda olmuştu? Orada mı olmuştu? Burada mı olmuştu? Arkadaşım size ilgili kimse Şimdi şey burada şöyle bu konuyu da şöyle aslında toparlamak lazım. Tabii ki Batuhan'ın hedefleri olduğu ve Survivor'a çok inanarak geldiği bir gerçek ki bence de, de hedefi şampiyonluk adamı, şampiyon olmak istiyor. Ve bu konuda önüne çıkan engellere tahammülü olmadığını da survivor'ı izlerken gözlemleyebiliyoruz. İsmail tarafına gelecek olursak İsmail Balaban kendi alanında bir şampiyon. Ve burada yenilmeyi en hazmedemeyecek adamlardan bir tanesinin de İsmail Balabalı olduğunu düşünüyorum ben. Ve Semih de İsmail ile ilgili söz ederken şu tespiti yaptı. İsmail şahsi bir yani tek başına spor dalıyla uğraşıyor. O yüzden takım oyununa çok da hakim olan bir adam değil. Takım oyununu kabullenebilen bir adam olduğunu da düşünmüyorum İsmail'in. Bir noktada bu konseyin çok çok iyi olduğunu düşünüyorum İsmail açısından. İsmail artık kendine dönüp tek başına savaşmaya başlarsa o zaman İsmail için çok daha verimli bir survivor geçeceğini düşünüyorum. Evet. Yani herkesin kaptanı olayım. Herkesi hakimiyetim altına alayım bir düşüncesinden sıyrılıp ben İsmail balabanım Hayatta burada kendi mücadelemi vermeye geldim diye parkura çıkarsa çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Batuanla ilgili kaptanlıkla ilgili evet İsmail'in ona çok sert çıkışları olduğunu ve İsmail'in Batuan'a mobbing yaptığını kesinlikle Survivor'ı izlerken gözlemliyorum ama Batuan'a da şu soruyu sormak isterdim. Madem sen kaptan olacağını bilmiyordun. O zaman sırrının niye diğer taraftan başlamasını ...istedin diye de sorarlar adama. Sordu galiba değil mi? Kim sordu Sordu bana? Acun Bey sordu. Ha, bak ben yani... sen, sen e, iki kere sordun bana da... ...şimdi bak burada şöyle bir şey var... ...iki kere sordum ben sana cevap veremedim o konuda... ...hani diyorsun ya kim haklı kim haksız. Hı. Bana göre burada şu haklı bu haksız... ...benim beynim sen sorarken düşünüyorum... ...düşünüyorum ama diyemiyorum yani. Şu haklı bu haksız. Burada bu gece bu ikisinin arasında yaşananlarda... ...şu haklı bu haksız diye bir şey yok. İkisi de bir şeyler anlatıyorlar kendilerine göre. Yani ben diyemiyorum ki Aa, İsmail haklı... Batuhan haksız, Batuhan haklı, İsmail haksız. Yani ortada giden bir söz duellosu var. Evet. Sonuçta kim haklı, kim haksız diye de bir şey çıkaramıyorum. Benim şahsi görüşüm bu. O zaman efendim Survivor sıra kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor diyoruz.